Ben de Marmelat'ın annesi, Çiğdem Dağtekin. Artık Yıldızlardan Nasallar YouTube kanalında biz de sizinle olacağız. Size hikaye okuyacağız. Değil mi anne? Evet Marmelat. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yıldızlardan Nasallar. Unutmayın. Tamam. Bugün Marmelat'la birlikte size Pinokyo hikayesini okuyacağız. Hazır mısın Marmelat? Hazırım anne. O zaman başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellel iken, pireler berber iken. Lan dedenin deşiğini tıngır nıngır sallarken ne olmuş? Uzaklarda küçük bir kasabada Geppetto adında yaşlı bir oyuncakçı varmış. Yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlıyormuş. Yaşlı oyuncakçının çocuğu yokmuş. Kıyana. Bir çocuğu olmasını o kadar çok istermiş ki. Günlerden bir gün Geppetto oyuncak yapmak için ormana kütük aramaya gitmiş. Tam istediği gibi bir kütüğü görmüş ve demiş ki, tam aradığım gibi bir kütük bu. Bununla gidip güzel bir kukla yapacağım demiş. Kutlanı yazacak. Ve kütüğü aldığı gibi dükkanın yolunu tutmuş. Dükkana geldiğinde kütüğü yontmaya başlamış. Ne yapmış? Yontmaya başlamış, yani şekil vermeye başlamış. Kütüğü her yontuşunda aa aa diye sesler geliyormuş. Aa. Geppetto usta etrafına bakınıp Allah Allah bu ses de ne böyle demiş. Ama işine devam etmiş. Kuklanın önce başını yapmış, sonra gövdesini, kollarını, en sonunda da ayaklarını yapıp bitirmiş. Her şey bitince kuklayı sandalyenin üzerine oturtmuş ve etrafı temizlemeye başlamış. Kukla işi bitti. Evet. O arada bir ses duymuş. Merhaba. Etrafına bakınmış ama kukladan başka kimsecikler yokmuş ki. Aradan biraz zaman geçtikten sonra sandalyeye oturan kuklanın dans ettiğini görünce inanamamış. Şaşkınlıkla demiş ki, bu kukla canlı. Aman Allah'ım, tam da benim istediğim gibi bir çocuk. Senin gibi. Evet, senin gibi. Kukla etten kemikten değilmiş ama ona gülüyor, oynuyor, dans ediyormuş. Geppetto usta büyük bir sevinçle kuklayı kucağına almış, sarılmış, sarılmış. Oh, anne. Sen gerçek bir çocuk gibisin ve ben hep senin gibi bir çocuk istedim. Senin adın Pinokyo olsun demiş. Olsun olsun. O günden sonra Geppetto her gününü Pinokyo ile birlikte geçirmiş. Bir süre sonra Geppetto Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ama Pinokyo'nun ne defteri ne de kalemi varmış. Yazık. Yok benim. Yokmuş anneciğim. Geppetto cebinde kalan son parasını Pinokyo'ya vermiş ve demiş ki, al yavrum, bu parayla kendine kalem ve defter al. Güzelce okuluna git. Sonra Pinokyo Geppetto'nun verdiği parayı alarak neşeyle yürümeye başlamış. Nasıl mutludur şimdi? Evet. Etrafa bakarak giderken birden bir kalabalık dikkatini çekmiş. Ne oluyor? Öğreneceğiz Marmelat. Kalabalığın ortasına girerek ne olduğunu anlamaya çalışmış. Bu şehre gelen sirk çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço müşteri toplamak için bağırıyormuş. Pinokyo çadıra girmek istediğinde palyaço demiş ki, içeriye parasız giremezsin. Bunun üzerine Pinokyo Geppetto'nun okula gitmesi için ona verdiği parayı palyaçoya verip içeri girmiş. Nasıl yani? Ana Geppetto ona verdi. Biliyorum Marmelat. Çünkü içeride ne olduğunu çok merak ediyormuş. Hayır, çok yanlış. Biliyorum. Okuyalım bakalım. İçeriye girdiğinde sahnenin ortasında oynayan bir sürü kuklayı görünce, bunlar da benim gibi tahtadan kuklalar demiş. Ve onların arasına girmiş. Sahnenin yukarısında kuklaları iple oynatan sirkin sahibi, Pinokyo'nun ipleri olmadığını, istediği gibi hareket ettiğini görünce demiş ki, bu canlı kukla benim çok işime yarayacak. Çok para kazandıracak bana. Aa, kötü. Evet. Ve oyun bittiğinde Pinokyo'yu yakalayıp bir kafese kapatmış. Aa! Pinokyo Geppetto ustanın sözünü dinlemediği için gerçekten çok üzülmüş. Hiç doğru bir şey yapmadım. Doğru bir davranış değildi. Geppetto usta bana kalem ve defter almam, okula gitmem için vermişti o parayı. Çok doğru. Bana güvenmişti. Oysa ben onun güvenini boşa çıkardım. Ve başıma gelenlere bak demiş ve ağlamaya başlamış. Yazık sana. Pinokyo'nun çok pişman olduğunu gören iyilik birisi Pinokyo'nun yanına gelmiş ve babanı dinlememekle büyük bir hata yaptım Pinokyo. Gerçekten doğru bir davranış değildi.
Ama pişman olduğunu gördüğüm için seni buradan kurtaracağım demiş. Çıkıyor mu yani? Evet, çıkacak oradan. Pinokyo'ya sirke verdiği parayı geri vererek okula gitmesini söylemiş ve dışarı çıkmasını sağlamış. Pinokyo iyilik perisinin verdiği parayı alıp neşe içinde okula giderken onun bu neşeli halini gören kurnaz tilki ve fare, "Hayrola, böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun?" diye sormuşlar. Kandıracaklar. Pinokyo defter kalem alıp okula gideceğini söyleyince kurnaz tilki ve fare Pinokyo'yu kandırıp parayı ondan almak istemişler. Demişler ki, "Okula gidip ne yapacaksın? Zengin olmak istemez misin? O parayı bize ver, biz de onu sihirli tarlaya ekelim." "Senin de sihirli bir ağacın olsun. O ağacın verdiği paraları toplayıp istediğini yapabilirsin." "Neyin ağacın adı?" "Evet, meyve ağacı değil tabii." "Öyle mi sanıyor?" İşte kandırmışlar çocuğu. Pinokyo bu söylenenlere inanıp parayı kurnaz tilki ve fareye vermiş. Kurnaz tilki ve fare parayı alır almaz hemen ortadan kaybolmuşlar. Kandırdılar. Aa. İyilik perisi tek başına kalan Pinokyo'nun yanında belirivermiş birden. Pinokyo'ya demiş ki, "Defter kalem aldın mı Pinokyo?" Aslında biliyormuş parayı kurnaz tilki ile fareye kaptırdığını. "Sakın yalan söyleme lütfen," diye de uyarmış. Fakat Pinokyo korkusundan yalan söylemeye başlamış. Evet Marmelat, demiş ki, "Defter kalemi aldım okula bıraktım." Ve devamı gelmiş. Yalan üstüne yalan söylemeye başlamış. Her yalan söylediğinde burnu uzuyormuş. Artık o kadar çok uzamış ki Pinokyo kafasını sağa sola çeviremez hale gelmiş. Bu durumdan dolayı da çok korkmuş. İyilik perisi, "Pinokyo, yalan söylemeye devam edersen burnun daha fazla uzamaya devam edecek. Bence artık durmalısın," demiş. "Bence de durmalısın. Doğruyu söyle." Pinokyo, yalan söylemenin hiçbir işe yaramadığını, hatta her şeyi daha da karıştırdığını anlamış ve yaşadığı ne varsa doğru bir şekilde iyilik perisine anlatmış. "Aferin sana. Aferin." Doğru söyleyince burnu kısalmaya başlamış. "Çok şükür." Ve en sonunda eski haline dönmüş. İlk birisi kaptırdığı parayı geri almasını sağlamış ve Pinokyo doğruları söylediği için huzurlu bir şekilde okula gitmek için yola koyulmuş. "Tadı mutludur, tadı huzurludur. Doğruyu söyledi." Evet Marmelat. Bu arada babasının ağlayarak onu aradığını duymuş birinden. "Neden?" Bilmiyorum, belki çok endişelenmiştir. Çok üzülmüş ve hemen babasının yanına gitmiş. Babası onu görünce, "Pinokyo, seni çok merak ettim oğlum. Benim senin için o kadar endişelendim ki, çok şükür iyisin," demiş ve sarılmış. Pinokyo babasının o endişeli ve korkmuş halini görünce gerçekten çok pişman olmuş. Babasına sımsıkı sarılmış ve ona bu korkuyu yaşattığı için ondan özür dilemiş. "Annem." O günden sonra ne olursa olsun doğruyu söyleyen bir çocuk olmuş. "Aferin sana. Canım Pinokyo." Okula gidip geliyor ve okuldan geldikten sonra babasına tüm işlerde yardımcı oluyormuş. İyilik perisi Pinokyo'yu bu güzel davranışlarından dolayı ödüllendirmeye karar vermiş ve Ne? onu gerçek bir çocuğa dönüştürmüş iyiliğin gücüyle. Bir gece Pinokyo tam yatağına yatmak üzereyken gerçek bir çocuk olduğunu fark etmiş ve sevinçle babasının yanına koşmuş. Pinokyo'yu o halde gören Geppetto, "İnanamıyorum, inanamıyorum. Artık benim de gerçek bir oğlum var. Şükürler olsun," diyerek sevinçten ağlamış. Marmelat oğluna sarılmış, sarılmış, sarılmış. "Annem." Bir ömür boyu mutlu ve huzurlu yaşamışlar. Bu güzel masal da burada bitmiş. Allah'tan sonu güzel gitti. Çok güzeldi nasıl oldu anne. Gerçekten teşekkür ederim. Yalan söylemenin ne kadar kötü olduğunu anlatıyordu. Değil mi? Evet Marmelat. Bazı çocuklar annesi dadısı ezilecek kızacak diye yalan söylüyorlar. Çok yanlış. Biz her zaman doğruyu söylemeliyiz. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Değil mi anne? Evet Marmelat, haklısın. Bir de Tinokyo'nun burnu uzuyor ya. Bizim de gözümüz büyüyor. Gözümüz mü büyüyor? Hı. Gözümüz büyümüyor Marmelat. Büyüyor anne. Hayır, göz bebeklerimiz büyüyor. Ve bakışlarımızı kaçırıyoruz. Yani aslında yalan söylediğimiz zaman çok belli oluyor. Doğru söylüyorsun. O yüzden ne yapıyoruz? Her zaman doğruyu söylüyoruz. Sizi çok seviyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşçakalın. Yıldızlardan Masallar YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.